Evet dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Asus marka bir laptopa SSD montajı nasıl yapılır ve format nasıl atılır hep birlikte bakalım. Evet, kardeşim Ayhan da yanımda. Merhaba arkadaşlar. Ayhancığım, şimdi bize cihazı hafiften bir sökmeye başla bakalım. Bu cihazımızda disk bölümüne erişim kolay dostlar. Arka kısmını çevirdiğimizde, ben şöyle cihazın modelini de göstereyim. X550V. Öncelikle bataryayı sökeceğiz. Evet, ilk işimiz bataryayı sökmek. Orada bir yalama var sanırsam. Şöyle yapalım. Kastırırsak çıkacaktır. Oynat. Evet. Tamam. Evet, o vidamız yalama olmuş. Muhtemelen somunu yalama. Evet dostlar, kapağını yerinden aldık. Daha önce müşterimiz mekanik hard diskini istemişti bizden. Biz mekanik hard diski çıkarıp verdik. Şimdi SSD montajı nasıl yapılır size göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Evet, bu şekilde kızaklı bir sistem. SSD'yi de getir Ayhancığım. Ne takacağız? Marka, kapasite ne? Kioxia 480 GB'lık SATA bir SSD takacağız dostlar. Kioxia kime ait acaba? Yani kısa bir araştırma yaptığımda eski bildiğimiz Toshiba'yı satın almış bir firmadır dostlar. Güvenilir bir firmadır. Gönül rahatlığıyla ürünlerini alıp kullanabilirsiniz. SSD'mizi kutusundan çıkartalım. İlk açılışını yapıyoruz. Güvenlik bandını kestik. SSD olmayan bilgisayarlar bizim nazarımızda bozuk dostlar. Dostlar, eğer hala SSD ile tanışmadıysanız inanın çok şey kaybediyorsunuz. Bilgisayarlarda SSD işlem gücünü ciddi anlamda açığa çıkartan çok önemli bir faktör. Eski mekanik hard diskler, geleneksel hard diskler daha doğrusu, artık günümüz işlemcilerine yetişemiyor. Dolayısıyla SSD bir bilgisayarın vazgeçilmezi olarak gün yüzüne çıkıyor dostlar. Evet Ayhancığım, şimdi SSD'mizi kızağına taktık ve sabitleme civatalarını takıyoruz. Yani SSD'yi kızağa sabitliyoruz. Daha sonra da kasaya sabitleyeceğiz. Evet Ayhancığım, yerine oturtabiliriz artık. İşlem bu kadar dostlar. Tabi burada buralara birer civata atacağız. Sonrasında da üst kapağı yerine takıp vidalarını yerine sıkıştırdıktan sonra SSD montajımız tamamlanmış oluyor. Bu arada RAM montajı nasıl yapılır? Arkadaşlarımıza onu da gösterelim. Hazır bu videoyu çekmişken. RAM'in sökülümü aynen gördüğünüz üzere dostlar. İki parmak ucuyla çentikleri kenara çekiyoruz. Gördüğünüz üzere otomatikman zaten boşluyor. Ve çekip çıkarıyoruz. Hafif 45 derece açıyla şöyle ben koyayım. Şimdi montajını gösterelim Ayhancığım. 45 derece açıyla RAM'i yuvaya oturtup yukarıdan aşağı bastırıyoruz. Bu kadar. Yani bilmeyen arkadaşlar için kısaca bunun da çıkarılması ve takılmasını göstermiş olduk. Evet, son kapağımızı da kapattık. Ve ilgili cıvataları yerlerine sıkıştırıyoruz. Sonrasındaki aşamamız ise Windows 10 flash belleğimiz ile format atmak. Dostlar, Windows 10 flash belleğini de
Media Creation Tools adındaki Microsoft'un bir uygulaması yardımıyla oluşturabilirsiniz. İlgili ISO dosyasını zaten o uygulama Microsoft sunucularından çekiyor ve isterseniz USB'ye yazabilirsiniz, isterseniz de ISO olarak arşivleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, daha sonradan da rüfuz ile USB belleğe yazabilirsiniz. Dostlar, görmüş olduğunuz müşterimizin mevcut hard diski, içerisinde önemli dosyaları var. Kendisine şöyle bir öneride bulunduk. Görmüş olduğunuz hard disk kutularının içerisine diski taktığımızda taşınabilir disk oluyor. Ve bu sayede müşterimizin çıkan hard diski de değerlenmiş oluyor. En azından bir köşede atıl vaziyette durmaktansa bu şekilde kıymetlenmiş oluyor. Evet, format aşamasına geçtik. Belleğimizi görelim. Windows 10 yazdırmış olduğumuz belleğimizi USB soketlerinden birine takıyoruz. Power butonuna basıp cihazın çalışmasını bekliyoruz. Hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Zaten SSD 0. İçerisinde hiçbir bilgi belge yok. Otomatik kendisi boot olacaktır. Şayet boot olmazsa da Asus'larda F8 ya da ESC ile boot bölümüne geçiş yapabilirsiniz dostlar. Laptoplarda ESC, evet. Masaüstü bilgisayar anakartlarında da F8 ya da F10. Evet. Şu an ön yükleme başladı. Burada bölge dil seçeneklerini seçip Enter'a tıklıyoruz. Dostlar, bu ekranda eğer lisans kodunuz var ise girebilirsiniz. Daha sonra da girebilirsiniz. Biz burada ürün anahtarım yok diyerek otomatik olarak geçiş yapacağız. Windows 10 Pro lisansı mevcut arkadaşımızın. O yüzden Windows 10 Pro'yu seçtik. Lisans koşullarını kabul ettik. Özel kurulumu seçtik. Burada direkt yeni bölümler de oluşturabilirsiniz ya da direkt Enter'a basıp kurulumu devam da ettirebilirsiniz dostlar. Kendisi zaten bölümü oluşturur, biçimlendirir ve yüklemeye başlatır. Evet, yükleme işlemimiz başladı. Bu yaklaşık bir 20-25 dakika sürebilir. Bilgisayarın hızına bağlı olarak da değişkenlik gösterir dostlar. Kurulum tamamlandıktan sonra sürücüleri ve gerekli uygulamalarını da kurup işlemi tamamlayıp müşterimize teslim edeceğiz dostlar. Siz de bu şekilde bir hizmet almak istiyorsanız, bizi tercih ederseniz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Ultimate Bilgisayar Hastanesi, İstasyon Mahallesi, Karanfil Sokak, No 40 Taksim A, Sincan Ankara adresimizdeyiz. Arayıp bilgi almak isteyen dostlar için numaramızı da vereyim dostlar. 0312 270 64 72. Kıymetli dostlar, videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.